ülkelerinde yaşanan iç karışıklıktan dolayı ülkemize sığınarak geçici koruma altına alınan Suriyeli misafirlerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetleri için yaptırılan adimi göçmen sağlığı merkezi düzenlenen törenle açıldı. Kore Cumhuriyeti'nin de katkılarıyla yaptırılan tesisin açılış töreninde ilk sözü Konya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Koca aldı. Konya olarak 5 tane göçmen sağlığı merkezimiz vardır. Bunlardan 2 tanesi uzman hekimlerle desteklenen güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezi. Bunlardan bir tanesi son geçen ay açtığımız Ereğli'deki göçmen sağlığı hizmet vermektedir. Bu merkezlerde toplam geçen yıl 17 Suriyeli hekim olmak üzere toplam 104 yardımcı sağlık ekibi ve tercümanla bu hizmeti yürütmekteyiz. Bunların tamamı Suriyelidir. Ve sıhhat fonu denen Avrupa Birliği fonundan bunların maaşları finanse edilmektedir. Koç'un ardından kürsüye Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Choi Hong-shi geldi ve Türkiye'nin mültecilere yönelik gösterdiği misafirperverliği başta Kore halkı olmak üzere tüm dünyanın takdirle karşıladığını söyledi. Her konuda Türk vatandaşları ile Suriyeli mültecileri ayırmadan aynı hizmetleri sunmasından dolayı bütün dünya Türkiye'yi alkışlamaktadır. Kore hükümeti de Türkiye hükümetinin bu cömert insani politikasına destek vermektedir. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Emine Alp yaptığı konuşmada mültecilere verilen sağlık hizmetinden bahsetti. Ülkemizde geçici korunanlara verdiğimiz sağlık hizmetleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 63 milyon muayene, 2 milyon yataklı tedavi ve 2 milyon ameliyat hizmeti verildi. Hastanelerimizde 500 bin doğum gerçekleşti. Ulusal aşı takvimimize uygun olarak 6 milyon doz aşı yaptık. Her yıl ortalama 130 bin kişiye 112 acil sağlık ekibimizle müdahale ettik. Kürsüye gelen son isim Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak oldu. Bunun maddi boyutu tabii ki önemlidir. Fakat önemli olan burada böyle bir düşünce içerisine girilip tarihten alınan bu ilhamla, kardeşlik duygusuyla böyle bir birlik bütünlük içerisinde bir yatırıma imza atmamızdır bizler için önemli olan. Ayrıca Kore Cumhuriyeti'nin en üst düzey temsilcisi olan Büyükelçimizi de Konya'mızda ağırlamak bizler için gerçekten bir gurur vesilesidir. Sağlık tesisimize de baktığımızda sayıları toplamda baktığımız zaman yüz binleri bulan poliklinik hizmetleri veriliyor. Sayın Bakan Yardımcımız belirtti 60 milyon kadar poliklinik hizmeti verildi. 500 bin doğum yaptırıldı. Yani çok ciddi manada devletimizin bu konuya ayırdığı kaynaklar var. Konuşmaların ardından Hadimi Göçmen Sağlık Merkezi'nin açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından hizmete giren sağlık merkezi protokol üyeleri tarafından gezildi. Ama diğerleriyle beraber. Daha sonra muayene olmaya gelen göçmenlere çocuk doğum seti hediye edildi. Gracias.